Arkadaşlar, parabolle ilgili çok güzel bir soru. Şimdi bu soruyu çözerken belki bazı arkadaşlar değerleri görünce ya hocam çok mu uğraşacağız? Buradan da gelmez dediler ama tereyağından kıl çeker gibi geliyor arkadaşlar. Hiç öyle karamsarlıklara düşmeyin. Soru ayarlanmış, tamam mı? Öyle karamsarlıklara düşmeyin. Çevresi 2 birim olan bir kareden bahsediyor arkadaşlar. Şimdi özellikle şöyle yapacağım. Sorulan şeyi sonra bulurum. Çevresi 2 birim. Çevresi 2 birimse arkadaşlar 2'yi 4'e bölün ne yapar? 1 bölü 2 yapar. O zaman bunun bir kenarı 1 bölü 2 olacak. Yani şurası 1 bölü 2. Burası 1 bölü 2. Fakat A noktası ne olur arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2'ye 0 noktası olur. Peki B noktası ne olur arkadaşlar? B noktası da şuraya yazayım. Hani apsisi eksi 1 bölü 2 virgül ordinatı da arkadaşlar 1 bölü 2 olur. Şimdi bu nokta nerede? Parabolümüzün üzerinde. Şimdi arkadaşlar bu parabolünde x eksenini kestiği yerler verilmiş, tamam mı? O zaman bu parabolün denklemini yazalım. X artı 3, tamam mı? Çarpı x artı 1, tamam. Bir de arkadaşlar bizim neyimiz var? Başımızın belası bir baş katsayımız var. Ona da a diyelim. Bu da eşittir y. Şimdi biz a'yı nasıl bulacağız? X'e eksi 1 bölü 2, y'ye 1 bölü 2 dersen bulurum. Tamam, y'ye 1 bölü 2 veriyorum. Dikkat edin. Şimdi nasıl gelecek acaba bakalım. Y'ye 1 bölü 2 verdim. A çarpı x'e eksi 1 bölü 2 verdim. Eksi 1 bölü 2 ile 3'ü toplayın. Bak şöyle yapalım. Eksi 1 bölü 2 artı 3. Ne gelir? 6, 5 bölü 2. Çarpı x'e eksi 1 bölü 2 verdim. Eksi 1 bölü 2 artı 1'den ne gelir? O da 1 bölü 2 gelir. Tamam. Şimdi arkadaşlar buradan şununla şu birbirini götürsün. Ne kaldı buradan? 1 eşittir. Hani sol tarafta 1 kaldı. Burada da 5a bölü 2 kaldı. İçler dışlar yapın. 2 eşittir 5a. A eşittir 2 bölü 5. A eşittir 2 bölü 5 olacak. Tamam. A'nın 2 bölü 5 geldiğini buldum. Yazalım o zaman. 2 bölü 5 çarpı x artı 3 çarpı x artı 1. Tamam. Bu benim neyim? Bu benim neyim? Fonksiyonum. Ya da başka bir deyişle parabolüm. Tamam. Şimdi dedim ki arkadaşlar dedim bu bilgiyi bir tekrar ettirelim. Ettirdik mi? Ettirdik. Basit bir şekilde tekrar ettik. Şimdi burayı görünce belki dediniz ki ya ben buradan sonra kaçayım gideyim. Şimdi arkadaşlar burada sizin öteleme ve simetri bilgilerinizi ben özellikle test etmek istedim. Fx fonksiyonunun x eksenine göre simetriği alınıyor. Şimdi x eksenine göre simetri alırken değişen şey ne? Bakın x eksenine göre simetri alırken buralar kafa karıştırıyor arkadaşlar. Burada bir durun. Ben x eksenine göre simetri alıyorsam y değerleri değişiyor. Bakın kafanızı da şöyle tutun. Size hadi böyle bunu eksi anlatacağım. Bir daha ömür boyu unutmayacaksınız. Bak dikkat edin. Y eşittir fx dediniz değil mi? Bak y eşittir fx dediniz. Fonksiyon nedir dersem ne dersiniz bize? Fonksiyon y'dir. Tamam. Değil mi? Fonksiyon y. Şimdi x eksenine göre simetri alıyorsunuz. X eksenine göre simetri aldığınızda bak neyin değişmesi lazım? X eksenine göre simetri alıyorsanız arkadaşlar y'ler değişir değil mi? X ekseni şu. Buraya göre simetri alın y'ler değişir. O zaman kimin eksiyle çarpılması lazım? Y'nin. Yani x eksenine göre simetri demek bu. Peki y eksenine göre simetri alıyorsanız kim değişir? X'ler. X nerede arkadaşlar? İçeride. O da ne olur? F eksi x olur. Böyle tutabilirsiniz arkadaşlar. Ben hep böyle tutuyorum. Unutmayalım. Bak şimdi böyle tuttuğum için her soruda bunu yapıyorum. Şimdi geldim buraya. X eksenine göre simetri. Şimdi x eksenine göre simetri neydi? Fonksiyonun eksiyle çarpılması. Yani arkadaşlar şu gördüğünüz fonksiyonu ben eksiyle çarpacağım. Eksi 2 bölü 5 çarpı x artı 3 çarpı x artı 1. Yaptım mı? Yaptım. 2 birim sağa öteleyeceğim. 2 birim sağa ötelerken x yerine ne yazacağım? X eksi 2 yazacağım. Bütün x'lerin yerine x eksi 2 yazacağım. 2 birim sağa derse arkadaşlar sağa sola da zıt yazıyoruz. Bak x eksi 2 yazacağım. Eksi 2 bölü 5 çarpı x artı 1 yapar o yüzden. Buradan da x eksi 1 yapar. Bu da arkadaşlar ne oluyor? Gx fonksiyonum oluyor. Şu anda bakın gx'i elde ettim. Elde ettim. Evet. Gülmeyin. Evet. 2 bölü g'yi elde ettim. Diyor ki fx fonksiyonunun y eksenine göre simetriği alınıp. Şimdi bakalım. Y eksenine göre simetrik neydi? İçerinin oynanması. Tamam güzel. İçeriğiyle oynayalım. Yani x yerine ne yazalım? Eksi x. Yazıyorum. Bunu da şöyle elit şu renkle gidiyorum arkadaşlar. Dikkat edin. X yerine eksi yazıyorum. 2 bölü 5 çarpı eksi x artı 3 çarpı
eksi x artı 1 yazdım. Sonra da 2 birim yukarı. Yukarı dediği zaman da arkadaşlar fonksiyonun sonuna artı eksi yapıyordum. Hatırlayın bunu. Yani artı 2 sonuna yazıyorum. Aşağıda ise eksi 2 yazacaktım. Bu fonksiyonda neymiş? Benim hx fonksiyonummuş. O da güzel. Onu da buldum. Tamam. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ne yapıyorsunuz? Bakın bütün konuyu özetliyorum. Amacım size neydi? Her zaman söylüyorum. Amacım neydi? Sorunu çözmek. G4. Arkadaşlar şimdi G4'ü bulacağım ya. G4'ü bulacağım. 4 koy. 5. 4 koy. 3. Eksi 2 bölü 5 var burada. H6. Onu da buluyorum. 2 bölü 5. Şu arada ne var? Arada da artımız var. Unutmayalım. 2 bölü 5. Ne koydun? 6. Eksi 6 artı 3'ten eksi 3 çarpı. Eksi 6 artı 1'den bir dakika burada tamam devam et Yasin. Eksi 6 artı 1'den eksi 5 artı 2 var. Şimdi arkadaşlar orasını karışmasın diye ben şöyle yapacağım, tamam mı? Yoksa karışacak yani, gerçekten karışacak. Şu aralarda da çarpı var. 5'ler birbirini götürdü. Buradan ne geldi? Eksi 6. Güzel. 5'ler birbirini götürdü. Eksi eksi artı yaptı. 2 kere 3 ne yapar? Artı 6 yapar. Güzel. Bir de artı 2 var. Buradan ne geldi? Bunlar da birbirini götürdü. 2. Gördünüz mü? İşlemle ne kadar uğraştım? Hepsini ayarladım arkadaşlar. Yazarken ayarladım. Yazarken ayarladım ya. Abinize güvenin ya. Bak 5'ler birbirini nasıl götürdü? Hiç rasyonelle uğraştım mı? Yok. Burada senin neyin test ettik? Bilgini bilgini. Sen bu ötelemeleri, simetrileri biliyor musun? Bak. Nerede? Burada. Çok cam gibi aklınızda kaldı. Bak. X eksenine göre simetri alıyorsam ne değişiyor? Y değişiyor. Y ne? Fx. Fx eksiyle çarpıyorum. Y eksenine göre simetri alıyorsam kim değişiyor? X. O zaman ne yapıyorum? X'i eksiyle çarpıyorum. Anladın mı farkı? Bak. Biri x, öbürü fx. Peki 2 birim yukarı derse ne yapıyorsunuz? Fx artı 2. 2 birim aşağı derse ne yapıyorsunuz? Fx eksi 2. 2 birim sola derse ne yapıyorsunuz? 2 birim sağa derse ne yapıyorsunuz? 2 birim sağa derse de x eksi 2. 3 birim sağa derse bu. Anladınız mı arkadaşlar? Bak 2 beri yukarı, 2 birim aşağı, 2 birim sol, 2 birim sağ, 3 birim sağ. Bak bunu da tekrar etmiş olduk bir soru üzerinden.